Bir kurt böyle olmalı. Çok daha iyi. Masa örtüsünü de dikmişim. Buradayım. Ne saklıyorsun bakalım arkanda ha? Hiçbir şey. Korkutmak istememiştim. Çok üzgünüm Bayan Rottenmeier. Bu şey de ne ha? Aman tanrım, iğrenç bir şey bu. O fareyle ne yapıyorsun Adelaide, söyler misin lütfen? Bu fare değil efendim, kurt. Büyükanne oynamamız için aldı. Ben de üstündeki güzel giysiyi dikmiştim. Ha, demek ki öyle, bir kurt. Lütfedip bana bu kurtla ne yapmak istediğini söyler misin? Bildiğin gibi evde hayvana hiç tahammülüm yok. Kumaştan bile olsa istemiyorum onu burada. Ah, Bayan Zey zaman. Çok güzel olmuş. Sence iyi olmuş mu? Tabii ki olmuş. Senin dikiş dikebildiğini bilmiyordum. Çok iyi, gerçekten çok güzel yapmışsın. Bu kurt eskisinden çok daha komik olmuş. Gel Clara'ya gösterelim. Kapıdan uzatınca ne yapacak dersin? Bayan Zeyzaman. Bayan Clara öyle uykusuna yatmalı. Bu evdeki kurallara karşı gelmemenizi beklemeye hakkım var sanırım, öyle değil mi? Tabii ki Bayan Rottenmeier. Demek istediğinizi anlıyorum. Clara'nın bu iğrenç hayvanı görmesini istemiyorsunuz. Az önce bu güzelim kuklaya iğrenç hayvan demiştiniz değil mi? Ha, şimdi hatırladım. Mide bulandırıcı kelimesini kullanmadınız mı yoksa? Evet. Clara bak. Haydi kuklayı ne kadar güzelleştirmiş. Sen Pamuk Prenses'e benzemesi için elbise yapmayacak mıydın? Evet, aslında Pamuk Prenses olacaktı ama dikiş bitince yine kurt gibi oldu Clara. Fakat çok güzel bir kurt yapmışsın.